kuruluyla. Bütçe konusuna gelelim isterseniz. Yani birkaç gün içinde işte bir bütçe kurulu, bir bütçe ifade edildi. Peşinden de hemen bu bütçe falan uçtu. Yani doların ve oranın yükselmesiyle birlikte, halkın alım gücünün düşmesiyle birlikte, yani asgari ücret de indi. Ne olması gerekiyor? Burada da örneğin Avrupa'da bir karar aldılar, açıkça da ifade edelim. Avrupa Birliği'ndeki ülkeler asgari ücret konusunda birlikte bir karar aldılar. Ona uygun davranılması gerektiği konusunda yani işçiye yönelik olarak bir karar aldılar. Türkiye'de ne olabilir? Şu anda nedir? Ne bekliyorsunuz? Ne olması gerekiyor? Yani aslında DİSK'in açıkladığı bir rakam var. Fakat bu rakam gerçek 5200. Evet, gerçekleşir ki yoksulluk sınırı üzerinden hesaplanmış bir rakam. Bu rakam verilse bile bir ay sonra sıfırlanacaktır. Çünkü asgari ücretin belirlenme süreci zaten uygun koşullarda belirlenmiyor. Tek adam rejiminin istediği gibi belirleniyor. İşçiler temsil edilmiyor tamamen masada. Asgari ücretin belirlenmesi bir kere toplu sözleşme süreçleriyle olmalı kesinlikle. İşçilerin de ve asgari ücretten yararlanan tüm toplum kesimlerinde bu toplu sözleşme sürecine dahil olması gerekiyor. İkincisi, asgari ücret Türkiye'de 4 kişilik bir aileyi hesaplanarak belirlenmiyor. Tek kişi üzerinden belirleniyor ve asgari ücretten vergi kesilmemesi gerekiyor. Çünkü fedakarlığı aynı metinlerimizde söylediğimiz gibi bugüne kadar hep emekçiler ve yoksul emekçi halk yaptı. Kadınlar yaptı, gençler yaptı. %9 büyüyen pandemi sürecinde ülke ekonomisinin %9 büyüdüğünü ifade ediyor Recep Tayyip Erdoğan ve bununla övünüyor. Oysa %9 büyüyen halkın alım gücü değil, sermaye büyüdü bu ülkede. İşçilerin, emekçilerin pastadan aldığı pay her geçen gün küçülüyor. Bu yıl %27 civarlarına düştü pastadan aldığı pay. Düşünün, hayatı üreten işçiler, emekçiler, her şeyi üreten onlar. Fakat bu ürettiklerinin karşılığını insanca yaşam ücreti olarak alamıyorlar. Dolayısıyla bu bölüşüm ilişkilerine müdahale edilmesi gerekiyor. Bütçe belirlenirken zaten bütçe teknik bir mevzuya indirgeniyor, bütçe belirlenmesi işi, ve halka kalemler açıklanıyor. Anlaşılmaz bir noktaya sürüklenmeye çalışılıyor. Bir kere en basiti, şehir hastaneleri, kamu özel ortaklığı gibi kalemlere ayrılan kaynakların, sermayeye aktarılan kaynakların sıfırlanması gerekiyor. Bütçenin madem halkın vergileriyle oluşuyor, hem direkt vergileri hem dolaylı vergileriyle oluşuyor, o zaman kaynakların halka aktarılması gerekiyor. Bunu da bu iktidar yapamaz. Çünkü bu iktidarın mabedi sermaye, aynı zamanda din. O yüzden bölüşüm ilişkilerine, halktan yana bir bütçe için bölüşüm ilişkilerine müdahale edilmesi gerekiyor. İşte devrimci demokratik cumhuriyet dediğimiz bölüşümün halktan yana, emekçilerden yana olduğu, kaynakların emekçiler arasında ve halk arasında eşit bölüştürüldüğü, işsizliğin ortadan kaldırıldığı, kamucu politikaların uygulandığı ve gerçek anlamda bir laikliğin hayata geçirildiği, toplumsal cinsiyet rejiminin ortadan kaldırıldığı, tarımdaki endüstriyelleşmiş tarım politikaları yerine gıda egemenliği perspektifiyle tarımın şirketlerden arındırılması ve üreticilerin desteklenmesi politikalarını, aynı zamanda doğanın korunması politikalarını içeren bir sistemdir devrimci demokratik cumhuriyet ve yönelimi sosyalizme doğru yönelen bir geçiş programıdır. Peki bu arada ben bir şey sormak istiyorum. Yani siz özellikle bu Çorum'da partinizin bir bildirisini dağıttınız. Dağıtmanın sonucunda da size yönelik, yani parti başkanlar kurulu üyesi İlknur Başer'e, yani size iki ayrı soruşturma açıldı. Yani şimdi bir de
İlginç olan bir şey daha var. 2019-2011'li yani özellikle muhalefet, halkı kim ve düşmanlığa, tahrik ve milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kuruma uygulanan aşağılayıcı suçlamaları yöneltiliyor size. Yani şimdi ben soruyorum, şimdi biraz önce anlattıklarınız diyorsunuz ki biz halktan yanayız, halkın yanındayız, halka ilişkin politikalar üretilmesini talep ediyorsunuz. Ama size yönelik de yani işte ki halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve tahrik diyor. Yani siz halkın çıkarlarını savunmak, halkın yanında olmak yani şey mi oluyor? Merak ettim gerçekten. Halkı kim düşmanlığa mı ve tahrike mi yönlendiriyorsunuz? Buyurun söz sizin. Demek ki öyle oluyor iktidar açısından. İktidarlarını sorgulatan sorular soruyoruz, düşündürten sorular soruyoruz ve bildirilerimiz de o içerikli. O bildirimiz şu, halk salgında ölüyor, açlık ve sefalet içinde, çarklar sermaye için ve yandaşlar için dönüyor başlıklı bildirimizdi. Bir de çete mafya Sedat Peker ifşaların açığa çıktığı zaman biz o bildirileri halkımızla paylaşmıştık. Bundan dolayı soruşturma açıldı. Evet, sadece bana değil, Amasya il başkanımız, Merzifon ilçe başkanımız, Çorum'daki arkadaşlarımız ve bana da açıldı. 6 kişiye birden açıldı. Tek soruşturma yetmedi, bir bildiriden iki soruşturma açma gereği durdular. Bir de geçen hafta biliyorsunuz MGK kararlarının içinde ekonomik krize karşı geliştirilecek tutumlar, buna karşı güvenlik tedbirleri içine alındı. İlk kez oldu bu Türkiye tarihinde, yakın tarihinde ilk kez oldu. Askeri siyasete katma noktası herhalde söylemek söylediğiniz hem, o. Hem siyasete katıyor hem de ekonomik krizi bir güvenlik sebebi olarak görüyor. Yani halkımız kuyruklarda beklerken sessiz sedasız beklesin, isyan etmesin, hükümet istifa eylemleri yapmasın, buna karşı isyan geliştirirse bu güvenlik sorunu olarak görülüyor. Yani aslında iktidar yönetememe krizi derinleşiyor. Dolayısıyla kendi geleceğinden şüphe duyuyor ve kendi geleceğini, iktidarını sorgulayan, şüpheye düşüren halk nezdinde ya da kamuoyuna teşhir eden herkesi suçlu ilan ediyor. Bu yeni bir şey değil aslında ama son dönemde biraz daha şeyleri, dozajı artmış durumda. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum sürecini biliyorsunuz. Bunun bir sürü örneği var. Yine ekoloji mücadelesi yürütenlere, jandarma müdahaleleri, işçilerin direnişlerinde, grevlerinde müdahaleler. Hepsini yaşıyoruz aslında. O yüzden hani gerçekleri halka iletmek için dördüncü kuvvet diye iddia edilen devletin en önemli ideolojik aygıtlarından olan medyanın da büyük bir kısmının iktidar tarafından iktidarın söylemlerini dillendirir hale gelmesinden sonra halka halk çalışması yapmak, halkla gerçekleri paylaşmak, bildiri dağıtmak gibi faaliyetler tabii ki suç kapsamına alınmak isteniyor bu soruşturmalarla. Yani kral çıplak diyoruz biz bu ülkede. Halkın yaşadığı sorunlara gözünü kulağını tıkamış bir iktidar var. Kendi bekasını düşünüyor. Ama halk her geçen gün açlık yoksullukla sınanıyor ve gerçekten işte videoları, medyaya düşen videoları görüyorsunuz. Ben daha geçen hafta İstanbul mitingi çalışması için İstanbul'dayken işte 3 tane kadına rastladım çöpten. Yiyecek toplayıp yere serdiği bezin üstüne tek tek temizleyip onları koyan kadınlara rastladım. Halkın gerçekten geçinememe durumu, açlığı, sefaleti, yoksulluğu üst boyutta. Dolayısıyla bu iktidarın bir dakika bile yönetmemesi gerekiyor bu ülkeyi. O yüzden hükümet istifa demek için bir an evvel halkın örgütlü gücüyle bir seferberliği hep birlikte harekete geçirmemiz gerekiyor. Yoksa insanlarımız... Peki,
ölecek. Ya peki burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bazen çok ilgimi çeken de bir şey var. Şimdi düşünün, IŞİD'li katillerden, kadınları köle pazarlarında satan iğrenç yaratıklardan kaçan kadınlar var. Yani örneğin işte ne bileyim şeyde Suriye'den o şu andaki pozisyonda farklı yerlerden kaçan kadınlar var. Şimdi bazen şöyle bir benzetme yapıyorum ben. Bunu da sormak isterim size hakikaten. O noktada sol ne yapması gerekiyor sorusunu sormak istiyorum. Şimdi tam böyle kadın şeyden kaçıyor, tecavüzden kaçıyor, saldırıdan kaçıyor, katillerden kaçıyor, iğrenç yaratıklardan kaçıyor. Ailesiyle birlikte ya da çocuğuyla birlikte. Düşünün tam orada birileri durduruyor işte şeyde. Yani işte şey anlatıyor, demokrasiyi anlatıyor ona. Yani o arada birileri diyor ki ya demokrasi şöyle bir şey, şöyle bilmem ne diyor. Şimdi bu benzetmeyi bilerek yaptım. Yani bilerek söyledim. Ne yapması gerekiyor sol? Yani hakikaten bu problemi olan, sıkıntısı olan, siz biraz önce ifade ettiniz yani açlık, sefalet yaşayan halkın, yani bu IŞİD'den kaçan kadınlarda olduğu gibi, yani bunu şey olarak örnek verdim. Sol ne yapmalı bu noktada? Onu sizden dinlemek isterim. Buyurun. Sol Parti bunu hem manifestosunda da ifade etti. Mücadeleyi halkın somut sorunları üzerinden, hükümetin, iktidarın uyguladığı politikalara karşı halkın somut sorunları üzerinden örgütlenerek korakor bir mücadele örgütlenmesi ve yürütülmesi gerekiyor. Söylediğiniz gibi yani tecavüzden kaçan kadınların temel meselesi bir bedenini korumaktır, can güvenliğini korumaktır. Bu da ancak dayanışmayla, birbirimize sahip çıkarak, örgütlenerek birbirimizi ve ülkeyi kurtarabiliriz, yaşamımızı kurtarabiliriz. Başka türlü tabii ki üstten yapılan siyaset, hani temsili siyaset dediğimiz mesele, halk adına konuşan, halk adına bir takım tarifler yapan, ama halkla bağı olmayan, halkın haberi olmadığı siyaset değil, birebir halkla birlikte, halkın içinde kurulan meclisler üzerinden devrimci demokratik cumhuriyetin mahallelerde, iş yerlerinde kuruduğumuz meclisler üzerinden inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Bu da somut sorunlara birlikte müdahaleyle mümkündür. Yani bir yerde doğa talanı varsa ona karşı ortak mücadeleyle mümkündür. Bir yerde emek haklarımız gasp ediliyorsa ya da mahallede bir talan varsa, işte kamulaştırma kararları çıkıyor biliyorsunuz, geçen hafta Milas'ta yangın bahanesiyle halkın arazilerine el konuldu kamulaştırmayla. Evet. Onlar bir araya gelip onlarla birlikte kendi arazisini ve yaşamını mücadeleyle korumaktan geçiyor. Aynı şekilde işçiler, asgari ücret belirleniyor ya da iş yerinde işten atmalar var. Bunların hepsinin somut yaşadığı gündelik sorunlar aslında üretilen, rejimin ürettiği politikaların bir sonucu. Dolayısıyla bunlar aslında rejime karşı da bir mücadeleyi içeriyor. Somut sorunlar üzerinden dayanışmacı meclisler kurmak, mücadele, halkın söz ve karar süreçlerine katıldığı meclislerle yarını bugünden inşa etmek diye tanımlıyoruz biz bunu. O yüzden zaten halk buluşmaları gerçekleştiriyoruz. O yüzden bulunduğumuz her yerde, mahallede, iş yerlerinde halkla birlikte bu sorunları nasıl aşabiliriz mevzusunu birlikte tartışıp birlikte örgütlemeye çalışıyoruz. Ve bizim altını çizdiğimiz mesele şu: bugün meclise ve parlamentoya sıkıştırılan, sadece siyasi parti liderlerinin konuştuğu bir siyaset değil, 82 milyonun kendi geleceği hakkında karar verebileceği örgütlü bir siyaset, örgütlü bir mücadele diyoruz. Çünkü aslında geleceğimizi belirleyen, dünyanın ve ülkenin geleceğini belirleyen bir avuç sermayedarın belirlediği bir siyaset.